olursa olsun zaten kazanmak önemli. Şu an tam ya. anlamıyla bu haftaların içerisindeyiz. Galibiyet Beşiktaş için oldukça mutlu edici bir sonuç. Peki e, oyun sizi tatmin etti mi? Tatmin etti. Evet. Şöyle söyleyeyim. Ee, hafta Güzel içinde Hadım Domasla yaptığımız da şey. spor gündemi programında ben şunu söylemiştim. İrtifa kaybeden Beşiktaş'a bir şok gerekiyor. Sergen Yalçın, o geçtiğimiz maçtan sonra yaptığı açıklamada biz şampiyon olacağız. Rakiplerimiz ikincilik üçüncülük mücadelesi versin diyerek. Aslında orada takıma "Kendinize gelin, toparlanın. Biz Beşiktaş'ın mesajını verdi. Çünkü o Öl ana kadar koydu. Tam, o ana kadar düşünsenize, e, Sergen Hoca'ya hep soruldu. Şampiyonlukla ilgili e, fikirleri, görüşleri ne, ne hani öngörüsünü hep sorduklarında hoca hep kaçamak cevap verdi. Önce "Mart'ı görelim." dedi. Sonra "Nisan'ı görelim." dedi. E sezon sonuna geldik. Şimdi tam zamanında konuştu. Sonra başkan çıktı, camiayı toparlayıcı açıklamalar yaptı. Yani kalkıp işte hakemler MHK üzerinden federasyon üzerinden e, gerekli eleştirileri hani e, normal dozda yaptı. Son derece yapıcı konuştu. Sonra Ümraniye'ye gidip takımla bir toplantı yaptı. Şampiyonluk primi dahil birçok şey söyledi. Yani orada takımı e, üst düzey motive etti. Ben de bunun üzerine dedim ki halinde maçta yaptığımız yayında e, Kayseri spor maçı Beşiktaş için bir gövde gösterisine dönüşecek dedim. Yani o maçta forvetsiz de çıksa kaleci hariç herkes gol atabilir dedim ki benim önerim şuydu. Laiç Fiorentina'da iki yıl forvet oynadı yaklaşık 25 maç. Golleri de var. Atiba Kopenhag Avrupa'ya geldiğinde ilk döneminde forvet oynamıştı. Yani senin Atiba. dediğin gibi ki Laiç bugün çok etkiliydi. Hele ilk golde verdiği pas sahadaki oyuncuya verse olsaydı evet. o kadar iyi gördü ki yani. Zeka çok önemli. Şimdi Sergen Yalçın'ın zekasıyla takımda birkaç oyuncunun o zekası birleşti ve takım oyun oynadı Beşiktaş. Bak, bir sırf koruma telaşı diye bir şey var diğer takımlarda Beşiktaş'ta bu yok. Yediler golü hemen peşinde mesela. Hep iki atalım, üç atalım. Verilmeyen penaltısı var, Kayserispor'a çıkmayan kırmızı kart var. Yani buna rağmen Beşiktaş hep sahada dik durdu. Bu şunu gösterdi Beşiktaş. Bu. E, acabalar vardı. Ya Beşiktaş'ta bahar yorgunluğu, işte takım çok yıprandı. Aynı oyuncularla 13-14 oyuncuyla Sergen Hoca 40 maç oynadı. Bundan sonrasını nasıl çıkaracak derken 6 ya da 7 eksiye rağmen ve çok önemli hücum bölgesi, hücum hattı tamamen yokken Beşiktaş farklı kazandı. Bu şunu gösteriyor. Beşiktaş şampiyonla e, şampiyonluğa tamamen tekrar motive oldu. Biz sende dedi ki bu Avrupa majörliklerinde de olur mutlaka. Hep böyle iyi gitmez takımlar. Bir düşüş olur ama uçağın burnunu havaya kaldırdı. Önce Sergen Hoca sonra da Ahmet Nurçebi konuşmalarıyla takıma e, o dik duruşun ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Beşiktaş bugün Beşiktaş gibi oynadı. Bundan sonra da öyle oynayacağını düşünüyorum. Bak bundan sonraki Çaykur Rize maçı da öyle olacaktır. Fenerbahçe'de Fenerbahçe de tabii ki e, kovalayacak. Galatasaray da şu anda Fatih Hoca da aynı o şekilde konuştu. Yani finallerin takımıyız diye ama Beşiktaş Hamleyi çok iyi yaptı. Sergen Hoca ne zaman şampiyonlukla ilgili söylenmesi gerekeni söyledi. Çünkü takımda bir düşüş vardı. Sergen Hoca da onu gördü aslında Turgay abi. Yani o düşüşü, yıpranmışlığı gördüğü için kaldırın kafanızı biz olacağız şampiyon dedi. Takıma bir yürek, bir cesaret geldi, bir ruh geldi. Takım bütünlüğü geldi ve sonuçta e, çok e, iki maçı birden izledim. Ama Beşiktaş, yani Galatasaray ilk yarıda 12 net 12 pozisyonu var ve kaleyi bulan ee, bu sezon en çok şut attığı ilk yarıyı oynadı. Evet. Ee, düşünsenize 30 ceza sahasında aksiyonu var Galatasaray'ın. Antalyaspor'un Spor'un sadece 3. Buna rağmen ben Beşiktaş maçından keyif aldım. Hı -hı. Çünkü Beşiktaş takım oynadı. Takım halinde oynadı. Ve açık oynayan bir Kayseri Spor olduğu için daha keyifliydi. Öbür tarafta e, Antalya savunmacı çok eksikti bu arada. Ha, tabii çok eksik olduğu için. Maç içinde yine e, sakatlıklar tabii, oldu. Tabii onları da kabul edelim ama Beşiktaş'dan ben Hı -hı. o e, 5 maç öncesine kadar diyeyim 5 maçtır böyle Beşiktaş kazansa bile kötü bir oyunu vardı ama 5 maç sonra e, müthiş bir performans. Yani şampiyon gibi oynadı Beşiktaş öyle söyleyeyim. Enkudu kendini affettirdi mi? Evet bugün bana göre Beşiktaş'taki en iyi oyunlarından birini oynadı. Sol kanatta e, hakikaten fırtına gibi esti. İki tane uzun top atıldı e, maç içinde kendisine. Birinde Josef attı diğerinde Gezal. İkisi de beklediği toplardı. Onlar ayağından kaçırmasa e, çok daha etkili bir performansını izlemiş olurduk. Yani biraz dikkatli olsa bugün kariyer rekorunu kırabilirdi. Zaten kariyerinde iki golü pek var mı bilmiyorum ama 3-4 yapabilirdi. Şu an ben de ona bakıyordum. 3-4 yapabilirdi fakat onun dışında geri koşmaları da yaptı. En sakal öne çıktı, arkaya geldi, top çıkardı. Bana göre sahanın en iyisi e, oydu. Arkasına Josep'i koyarım, sonra Gezal, sonra da Necip. Bu dörtlü bana göre bugün e, hepsi iyiydi. Vida biraz aksadı. E, Ersin'i de değerlendirmiyorum. Çok fazla top gelmedi. Fakat e, genel olarak hepsi e, hem sahayı kullandılar hem yardımlaştılar. Gezal'ın da geri gelip top aldığını gördük. O da 15. asistini yaptı. Biz Çan'ın rekoruna evet. egal etti. E, dolayısıyla Beşiktaş bugün Zeki çok güzel söyledi. Yani. E, eskilerin dediği bir şey var. Efradına cami ayarına mani derler. Yani Ebradna ayarına mani bir yorum oldu. Yani ilgisiz konuları dışarıda bırakan, ilgili her şeyi de toparlayan bir yorum oldu. Yönetimden Sergen Yalçın'dan Sadık Oyuna kadar üzerine çok fazla eklenecek bir şey yok. Beşiktaş bugün hakikaten şampiyon gibi oynadı ya. Yani. Sizce öne çıkan bir eser performanslar hangi oyunculara aitti? Gezdal her zamanki gibi çok iyiydi. E, Atiba'nın yokluğunda Josef de Souza, Necip iyi savunma da yaptılar. Oyun iki yönlü oynadılar. E, hücuma da katkıları vardı. E, Enkudu İlk geldiğinde biliyorsun bir tartışma olmuştu e, 2019'da. Ya forvet arayan Beşiktaş'a e, kanat oyuncusu alındı dedi. E, o zaman da başkan çıktı dedi ki ya bu oyuncu kariyerinde zaten forvet oynayan for, yani forvette de oynayan bir oyuncu. Biz Santrifor aldık aslında dedi. Bugün de onu gösterdi. O penaltıdaki diye diyeceğim ben. Çünkü e, hiç hoşuma gitmemişti. Böyle penaltı kullanan oyuncular için e, hiç hoşuma gitmiyor. Yani bu işten ekmek yiyorsan ve 5-0 önde olursun atarsın da yani e, sen O bile rakibe saygısızlık heh, olur ya. O bile saygısızlık olur ki ya, kaleci ne kadar ciddiyetle topa e, kurtarma telaşındaysa o stresi yaşıyorsa sen de o ciddiyetle vuracaksın topa. Yani penaltı atmayı bilmiyorsan da e, pis burun aban gitsin yani koca kale 7 metreden büyük kale var. O yüzden Ayrıca Enkudu gelme topun başına ya, yani. Yani Enkudu e, kendi hatasını biraz Otoparkta olsun Otoparkta arabasına diye. gider gibi penaltı attı. Tabii. Aslında. Hani bavulu var ya bir tane evet. çalıyor cıstak evet. cıstak. Arabasına gider. O nasıl oradaki lafı varsa penaltıyı da öyle attı. Öyle ama bir de bugün penaltısı verilmedi. Yani penaltı pozisyonu da. Verilen ilk, da, ilk penaltı, penaltı da bence, şey o da, o da penaltı değil ne? yani. Neyse. Hiç Enkudu boş alan bulduğunda e, gol atabilen bir oyuncu. Yani Beşiktaş'ın hücum yükünde, hücum silahlarından bile ama Laiç son dönemde bu çok önemli. Yıpranmış bir Laiç yok. Hani sezon boyu oynayan bir oyuncu değil. Ama e, benim de çorbada tuzum olsun e, mantığıyla hareket ediyor artık. O küskünlüğünü bırakmış. Futbola dönen bir Laiç var. Bundan sonra Sergen Hoca'nın daha çok süre vereceğini düşünüyorum Laiç'e. Laiç önemli bir futbolcu. Zekası ve tekniği, kafası çalışan oyuncular bu son virajda kalan 5 maçta çok önemli. Yani Laiç'ten ee, Sergen Yalçın daha iyi yararlanacaktır. Bugün de çok etkili performans gösterdi. Gökhan Töre, forvet oynamasına rağmen e, dediği gibi duvar oldu, e, pas istasyonu oldu ama son vuruşlarda e, bir de e, sıkı arkacı aldı rakip. Yani e, Gökhan Töre'nin ayağına geldiğinde top aramızdan geçmesin diye sıkıştırdılar. Çok e, sert de oynadılar. Orada bir ara yani, ofsaytta mı oturuyor diye düşündüm yani. Her pozisyon ofsayta girer. Hem öyle hem de Beşiktaş'ta kötü oyuncu var mı diye, diye sorarsan bana yani herkes iki kişilik oynamaya çalıştı. kalitesini ortaya koyan oyuncular zaten belli ama yüreğiyle oynayan, iki kişilik o açığını teknik ve oyun zekası çok böyle üst düzey olmayan oyuncular da iki kişilik oynayarak takım arkadaşlarının eksiklerini kapatarak e maçta damga vurdular. Yani ben Beşiktaş'ın bu takım oyununu çok beğendim.